Burası şu an. Süper bir parktı. Milyonlarca lira burada heba edildi ve sadece bu taşlar değişildi. Bu havuzlar konuldu. Bir gün olsun biz burada su görmedik ve elektriklere bakın şu an dışarıda tehlike arz ediyor. Ve bununla ilgili herhangi bir çalışma yok. Bakın şuraya da bakın. Bakın şöyle bakın, sadece bağlamışlar. Herhangi bir çalışma yok. Yani Eyüpye Belediyesi Refah Partisi Büyükşehir'i aldıktan sonra herhangi bir çalışması yok. Ben görmemişim, sahada görmemişim. Sadece bir temizlik personeli var, o da garibim yetmiyor. Sadece bir temizlik personeli var. Caddemizi yıkama yok. Yani yazın ortasındayız. Bir gün olsun bile yıkama aracı göremedik burada. Yani ben yetkililere bunu duyurmanızı istiyorum. Derece başarısız olarak görüyorum. Yani ben kendim hayvan pazarında çalışıyorum. Hayvan pazarında ben esnafım ve yıllardan beri oradayım. Yönetim kurulu üyesiyim. Hayvan pazarında bazı, yani şu an çok eksiklerimiz var. Belediye görevini yapıyor. Peki belediyenin de seçim sürecinde verdiği sözler tutuldu mu sizce? Valla vaatler, bir önceki vaatler çok fazlaydı. Eğer yani örnek söylüyorum, Yenice Mahallesi'nde tapu falan verilecekti, verilmedi. Yani hiçbir sözün tutulduğuna ben kanaat etmiyorum. Siz havuzları yaptılar, havuzların ne halde olduğunu gördünüz. Ondan sonra kamelyaların birini buraya koymuşlar, birini buraya koymuşlar, birini buraya, diğerini de oraya koymuşlar. Ve insanlar bundan son derece rahatsız. Buradakiler hiçbir geceleri yatamıyor. Malum bu sıcağını biliyorsunuz. Elektriklerin fiyatını da çok iyi biliyorsunuz. Klimayı çalıştırdığım zaman 2000 liradan aşağı elektrik faturası gelmiyor. Vallahi yollar hiçbir şekilde ne temizleniyor ne de sulanıyor. Yolları gördüğünüz gibi şu doğalgaz hatları çekilmiş. Hepsi çukur bir şekilde kalmış. Bunu düzgün bir şekilde yapabilirlerdi. Şu ilerisi bayağı bir göçük var. Ben araçla kendim gelirken benim aracım tekere göçüğe girdiği gibi benim amasyonum patladı. Ve bunu kendi cebimden mecburen yapıyorum. Bunu karayolları, Eyüpye Belediyesi yapması lazım. Caddeyi hiçbir şekilde yıkamıyorlar. Toz getiriyor. Bir rüzgar geldi mi bizim alım satımdaki tüm araçlar otomatikman kirleniyor. Ve buna mecburen gene yıkamak lazım. Yıkadığımızda da fazladan su gidiyor. Su boşa gidiyor. Örnek mahallenden örnek vereyim. Yani mahallede bir temizlik yok, çöp götürüyor. Bir de sabah ben internette paylaşımlarını gördüm. İşte temiz bir Eyüpye için Eyüpye temizliyorsunuz. Ben de altına yorum yazdım daha doğrusu. Dedim belediyenin etrafını temizliyorsunuz ama sokaklardan haberiniz yok. Yani hiçbir çalışma, hiçbir şey yok. Yani sadece belirli yerlerde, o da artık muhtarların şeyi mi nedir, odur herhalde. Ben Osmanlı Mahallesi'nde oturuyorum. Gelebiliyorsanız gelin bir Osmanlı Mahallesi'ni görün. Ondan sonra belediyenin çalışmalarını görürüz. Ne bir sokak çalışması var, sokaklar hepsi çukur. İkincisi bizim bu Osmanlı Mahallesi'nde yeni yapılan yolda sürekli orada yağmurlarda yol kapanması oluyor. Çünkü böyle bir çalışma yok. Tamam, siz akar yapıyorsunuz. Çalışmak güzel bir şeydir. Hani bu millet buna sevinir. Ama çalıştıkları yere geri dönüp de hani altyapı olsun, park edersin olsun desemiyor. Şu anda biz arabada sokaklardan geçiyoruz. Emin olun ki yani terliyoruz. Çünkü arabanın altı hep çukurlara değiyor. Çalışma yok.